aşkımızı ilan ederiz. Bunu sonra konuşuruz. Neyi sonra konuşacaksınız? Gelecek sezonun kreasyonu ile ilgili benim bazı fikirlerim var da onları Mete Bey'e göstermek istedim. İsterseniz size de bir sunum hazırlayabilirim. O işlerle Mete Bey ilgileniyor. Bizim işimiz başımızdan aşkın zaten. Sen nasıl oldun? Gidebildin mi doktora? İyiyim. Neden? Akşam yemekte fenalaştın ya, onu diyorum. İyiyim şu an. Biraz dinlenince iyi geldi. Gelecek ay İtalya'ya bir sevkiyatımız olacak. İstersen İtalyanlara bir jest yapabiliriz. Kreasyon numunelerini şimdiden gönderebiliriz onlara, ne dersin? Mete, beni dinlemiyor musun sen? Dinliyorum. Olur, tabii ki. Anlaşmanın imzalanacağından bu kadar eminsiniz yani. Siz koleksiyonunuzdan emin değil misiniz? Bence bayılacaklar. Mete, bir kahve söylesene bana. Tamam, tabii ki. Seda Hanım, siz de bir şey içer misiniz? Olur, kahve. Benim buna bakmam lazım. Seda Hanım, siz söyler misiniz kahveyi? Tabii. Efendim? Kardeşinin karısı sizin mahalleye gidiyor. Emin misin? Eminim. Ne işi var burada? Sen ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Hayır. Sizin eve doğru gidiyor. Çabuk gel götür onu buradan. Her şeyi mahvedecek. Tamam, ben geliyorum. Eğer yetişemezsem siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten. Tamam. İyi günler. Benim gitmem lazım. Size de kahve söylemiştim. Nereye? Bir arkadaşımın yanına. Çok önemli. Siz zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. İyi günler. Nasıl olmuş bu iş? Gencecik çocuktu. Vallahi bilmiyorum. Allah Fatma'ya sabır versin. Amin, inşallah. Alo. Efe, neredesin? Gelmek üzereyim. Az kaldı. Çabuk ol. Başın sağ olsun İsmail abi. Allah sabırlar versin. Sağ ol. Mekanı cennet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sana başım sağ olsun abi. Takdir ilahi abi, ne yapalım? Önemli değil. Başın sağ olsun bacım. Allah sabır versin. Başın sağ olsun. Yok, sağ olsun. Başın sağ olsun Fatma. Yakup, adamlar yine aradı. Teslimatı bekliyorlar. Biraz daha bekleyecekler.
İtalya'ya gidecek mallarla göndereceğiz. Sen ne yaptın? Mete ile konuşabildin mi? Konuştuk biraz ama... Ama ne? Aklı bir karış havadaydı. Konuşmanın ortasında da çekti gitti. Ha, sabah evde de böyleydi. Bir tuhaftı yani. Herhalde defilenin heyecanındandır. İlk defa mı düzenliyor defile? Pardon, Mazhar Bey. Bakan Bey arıyor. Tamam, odamda konuşurum. Bağla oraya. Başın sağ olsun Fatma. Allah sabır versin kardeşim. Ölmedi benim oğlum. Ölmedi benim oğlum. Ölmedi Fatma, benim oğlum. Oğlum ölmedi benim. Fatma kendine gel. Oğlum ölmedi benim oğlum. Ölmedi. Ölmedi. Ölmedi benim oğlum. Bırak. Bırak diyorum sana. Bırak. Bırak beni. Limanda. Limanda. Bırak. Ölmedi diyorum. Bırak. Fatma. Fatma dur. Fatma kardeşim. Dur Fatma dur. Alo. Ben geldim. Nerede? Sizinkilerin peşine takıldı. Sahile doğru gidiyor. Sahile mi? Bir dakika. Ne? Anan fırladı. Diğerler de peşinde. İstemiyorsun. O adamlar cezasız mı kalsın istiyorsun? Biri görecek. Hadi gel. Gel dedim. Gel. Bırak beni. Gel. Bırak beni. Gel dedim. Sana. Gel. Bırak beni. Çık. Çıksın. İyi. Hadi git. Git. Git de babanı. Kardeşini, anneni öldürsünler. Hepsini tek tek öldürecekler. Bütün sevdiklerini tek tek öldürecekler. Git hadi git. Dün kardeşini öldürdüler. Yarın aileni öldürecekler. Git hadi git.
sen ölümü göze almışsındır. Belki aileni de düşünmüyorsundur. Eyvallah. Ama unutma. Sana dokunan herkesi, ama herkesi öldürecekler. Kim bunlar? Bunların kim olduğunu henüz ben de bilmiyorum Efe. Ama şu kadarını biliyorum ki bu adamlarda acıma duygusu falan yok. Yok. Sabretmesini öğrenmelisin Efe. Öfke sahibini kesin yakar. Ama sıçrattığı kıvılcım düşmana ya değer ya değmez. Sabır. Burayı nereden bulmuş? Bir şey anlamış mı öğren? Anladıysan olacak. Ya ben nasıl susturayım bunu? O zaman dua et bir şey anlamamış olsun. Aklını başına topla. Bir daha böyle bir delilik yaptığında yanında ben olmayabilirim. Okuruz o zaman ölüm haberlerini günlük gazetelerde. Yirmi yıl ben kimim diye sordum. Şimdi aldığım cevabı da kaybettim, iyi mi? Kaybetmeyi göze almazsan kazanamazsın. Ben yeterince kaybettim bence. Kardeşimi kaybettim, babamı kaybettim, yetmez mi? 20 yıldır ana dediğim kadın şu an yasımı tutuyor be. Dostum, kardeşim benim yüzümden feryat figan. Benden nefret eden bir karım var. Ve kim olduğunu bilmediğim katiller peşimde. Sen benden ne istiyorsun ya? He? Taş mı kesileyim? Ne yapayım? Taş kesileceksin. Taş gibi sağlam olacaksın. Kaya gibi. Beton gibi dimdik duracaksın. Her geçen gün sertleşeceksin ki düşmanlarını ezebilirsin. Ortaya çıkmadan sana vuranın kim olduğunu anlayamazsın. Hadi şimdi git. Git karınla ilgilen. Uyandığında biraz baş ağrıyacak. Bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum. Bak.
yalan ifade vermenin cezasının ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bizim hanım fenalaşmıştı da hastaneden geldiler. Teyze ben buradayım. Sen git biraz dinlen tamam mı? Hadi hadi sen götür. Bir dakika dur kızım. Annene soracaklarım var. Bulamam bana. Oğluma kıyan caniyi bulun bana. Bulacağız ablam. Bulacağız. Ama sizin yardımcı olmanız lazım. Hı? Acısı çok taze. Biraz dinlensin. Hem benim bilmediğimi bilmez o. Fazla uzun sürmez. Meraklanma. Bu adamı tanıyor musunuz? Efe'nin yanında gördünüz mü? Kim bu adam? Efe en son bu adamın yanında görülmüş. Tanıyorum elbet. Daha küçücüktü, getirdi verdi benim kucağıma Efe. Bugün de buradaydı bu. Onunla konuştu. Komiserim yeter ya. Elini ayağını öpeyim yeter ya. Konuş o zaman lan konuş. Ulan elimde kalacaksın lan. Tamam. Tamam konuşacağım. Vallahi billahi konuşacağım. 20 yıl önce Kadim denen adam bizim eve geldi. Kucağında da bir çocuk. Efe bizim eski bir alacak verecek meselemiz vardı. Borcunu sileceğim. Ama sen bu çocuğa bakacaksın dedi. Peki bugün niye gelmiş? Ne istedi senden? Beni soran olursa konuşmayacaksın. Gebertirim seni dedi. Ondan anlatamadım. Korktum komiserim. Kork. Ama ondan değil. Benden kork. Sana dünyayı. Her şeyi anlattım, bildiğim bu kadar. Daha ne istiyorsun benden komiserim? Bana küçük bir iyilik yapacaksın. Ne var? Beni sorun olursa beni haberdar et demiştin. İyi anlat ama. Ya şimdi müsait değilim, telefonda konuşamam. Yarın ben sana mesaj çekeceğim, yeri ve saati söyleyeceğim. Eyvallah. Aferin sana İsmail. Aferin. Oyunu koyduğum kurallara göre oynarsan bir sıkıntı yaşamayız. Yok, bir çıkıntı yaparsan gözünün yaşına bakma. Gebertirim seni şerefsiz. Hoş geldiniz Sumra Hanım.
Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım Leyla. Nisan nerede? Sabah konuşmuştuk. O saatten beri ulaşamıyorum ona. Bilmiyorum. Sabah bir afra tafra fırlayıp gitti. Mete ile tartışmışlar galiba. Tahmin ettim. Sorun neymiş öğrenebildin mi? Bence sorun falan yoksun. Nisan'ın böyle bir günde kocasını rahatlatıp destek olması gerekirken... Ha lütfen. Yine Nisan'a kabahat bulma. Mete bütün gün stres altında çalışıyor. Nisan'ın onu rahatlatması ve alttan alması gerekmiyor mu sence? Nisan bugüne kadar ne kocasına ne de size en ufak bir saygısızlık yapmadı. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Ayrıca Yakup'a belli etmemek için de akla karayı seçtim. Bir duysa kıyameti koparır. Nisan'ın böyle davranması için eminim geçerli bir sebebi vardır. İnan bana, kızımı tanıyorum ben. Ne işim var benim burada? Bayılmışsın. Beni aradılar, ben de geldim. İyi misin? Burada ne işin vardı? Sence? Kendi gözlerimle görmek istedim. Kız bu mu? Dünyanın en yakışıklı erkeği, seni çok seviyorum 2013. Ne zamandan beri bunu yapıyorsun bana? Bunu bana ne zamandan beri yapıyorsun? Ne zamandan beri beni aptal yerine koyuyorsun? Nisan bu... Özür dilerim. Ya özür diliyor. Ya özür dilemek nedir? Dalga mı geçiyorsun sen? Ayağıma mı bastın? Yanlış bir şey mi yaptın? Sen beni aldattın. Sen karını aldattın. Aldattığın zaman özür mü dilersin? Allah'ım özür diliyor ya. Özür diliyor. Çok mu sevdin? Çok mu sevdin? Ondan mı aldattın beni? Söylesene neden? Anladığın gibi değil. Yemin ederim. Ben anlayacağım, anladım. Nisan! Ya bekle! Sus! Gelme peşimden. Gelme peşimden. Nefret ediyorum senden. Bak. Geçmişi geri almanın hiçbir yolu yok. Ben bunu biliyorum. Ama ben...
Ne hata yaptıysam hepsini telafi etmeye hazırım. Ama edemezsin. Düğününün eti çektim efendim. Cenazesine mi gideceğim şimdi? Burak. Buradayım Fatma teyze, buradayım. Burak oğlum. Nasıl dayanacağız bu acıya? Nasıl yaşayacağız efem olmadan? Ben kendimi bildim bileli biz kardeş gibiydik Fatma teyze. Ben de bilmiyorum ki nasıl olacak olsun. Sen Efe öldü dedin ya. Ben o zaman dümeni kırdım işte. Ne yapacağız biz onsuz? Ben yanınızdayım Nadia. Hep de yanınızda olacağım ben. Söyle Reşat. İsmail öttü sonunda. Bizimle işbirliği yapacak. Kadim'i yakalayacağız. İyi iyi çok iyi. Ne yap yap bul o Allah'ın belasını. Merak etme. Sağlam bir tuzak hazırlıyoruz. Elimizden kurtulamaz. Gebertin. Yakup. Bir sorun mu var? Yok ya önemli bir şey değil. Nasıl değil? Gebertin dedin. Sen kimi öldürtüyorsun? Söylesene ne oluyor? Ya lafın gelişiyor. Alın façasını aşağı manasında. Taşeronlardan biri problem çıkarmış. Boş ver. Otur. Sana bir çay ısmarlayayım. Peki. Kızım iki çay söyle bize. Thank you.
Nisan, sana söylemem gerekenleri böyle yazarak anlatmaya karar verme nedenim korkaklığım mı, utancım mı bilmiyorum. Ama artık her şeyi öğrenmen gerekiyor. Kendimi bildim bileli sen hep benim en iyi arkadaşımdın. En sevdiğim kız çocuğu, en sevdiğim kadın. Hala da öylesin. Ben seni hala çok seviyorum. Ama bir eş, bir aşık gibi değil. Ben sana hiç aşık olmadım Nisan. Bunu sadece sana değil, kendime itirafım da hiç kolay olmadı inan. Eminim sen de benim gibi kalbini dinlediğinde bana hissettiklerinin aşk olmadığını fark edeceksin. Ya da benim gibi bir gün gerçek aşkı bulduğunda. Ben başkasına aşık oldum Nisan. İstemeden, hesaplamadan, birdenbire. Ve bundan sonraki hayatıma onunla devam etmek istiyorum. Adın gibi ilk bağrım oldun hep benim. Hep o küçük kız arkadaşım. Keşke hep öyle kalabilseydik. Affet beni. Arkadaşlar son 5 dakika. Hazır mıyız? Hazırız Seda Hanım. Nilgün bak bu defile çok önemli biliyorsun. İtalyan basını da burada olacak. Bu benim kariyerimin en önemli gecesi. Hiç merak etmeyin Seda Hanım. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki defilemize gösterdiğiniz ilgi için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bu gece göreceğiniz kreasyonumuz uzun süre akıllardan çıkmayacak. Yılın defilesi olacak diyorlar. İtalya pazarına gireceğiniz doğru mu? Evet doğru. Zaten bu akşam İtalyan dostlarımız bizimle birlikte. Umarız çok kısa bir süre içinde anlaşma yapacağız. Aylal feyleskânihum fevmukme'un. Fecanla min beniydim sedden ve min halfim sedden fakşeynem fehüm la yipsirun ve sevâun aleyhüm emzer temlem tünzrum la yüminun innama tünzre minettebel zikrel vel haşr rahman. Ne o?
Abime gelmiş. Acımadım ben. İnna cehennâ feynâhum indinnekum min kadem ve şeyhum ve küllü şeyin ahseynâhum feymâmün mubiyin. Mezun olmuş şefe. İzcahel murselin. İzer serna